بسم الله الرحمن الرحيم الكبيرة السابعة والعشرون 27-ci katta günah القواد المستحسن على أهله أهلنين üstiga yaxshi ko'rib boshqalarni olib boruvchi bu ham nihoyatda katta gunohlardan nihoyatda badbaxtlik bunday insonlarda iymon bo'lmaydi Allahu Teala Allah Teala eski ve zaniyatu la yankihaha illa zanin aw mushrikun ve hurrima zalika alal mu'minin zinakar hatun un bilan hech kim nikohlanmaydi uylanmaydi lekin zinakar yoki mushrik uylansa bo'ladi va bu narsa mu'minlarga harom qilindi deyapti oldindan o'tdi bu oyat imom Zahrabiyni qarang saqohatini kuchligini ana shu oyat bilan isbot qilyaptiki beg'ayratlik harom ekan. Hurrima zalika. Ya'ni uncha-muncha muftiylarda hayolga kelmaydi bu oyat bunga dalil bo'lishiga. Bir fohisha bilan yashashlik harom qilindi. Yoki soliha xotin zinokor erkak bilan yashashligi harom qilindi deyapti. Hozir bu yerda bahs xotinini fohishaligini bilib yoki boshqalardan yurib o'ynashayotganligini bilib innama yurganlar to'g'risida gapiryapti. Havvodni shularni aytadi. Va agar shu odam o'zi yaxshi inson bo'lsa, aytadiki, boshqalarni o'zi olib bormaydi. Lekin biladiki, xotini yuradi shunday. Qarshi ham chiqadi bunga. Lekin yashab yursa, gunohkor bo'ladi, shu fosil bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Sabr qilmaslikka harom, chunki xotini zinokorda fohisha. Wa an Sulayman bin Bilal an Abdullah ibn Yasar al-A'raj, haddathana Salim ibn Abdullah an abihi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة سليمان بن هلال عبد الله بن يسار أعرجدن وكشي صالم بن عبد الله وكشي أتالردن وكليات فيغمبرمز عليه السلام اتلار üç طائفة insanlar var cennetke kirelmeydiler لا يدخلون الجنة cennetke kirelmeydiler birinci kim العاقلي والديه أتانسيه قاشي çıkuvçi ota-onasiga aziyat beruvchi odam jannatga kira olmaydi. Va dayyusu ikkinchisi dayyus. Dayyus xotinini qizg'anmagan. Xotinini qizg'anmagan deb mashhur bo'lgan u, bu onasini qizg'anmagan, opasini qizg'anmagan, singlisini qizg'anmagan, ammasini qizg'anmagan, xolasini qizg'anmagan, hammasi kirib ketaveradi. Shu singlisiga, opasiga qizg'anmagan odam xotiniga ham qizg'anmaydi-da. Onasiga g'ayrat qilmagan odam xotiniga ham g'ayrat qilmaydi. Bu odamlarda to'ng'izdan hech qanday farqi yo'q. Ayni to'ng'izga o'xshagan insonlar bular. Shuning uchun to'ng'izga o'xshagan insonlarning jannatda yeri yo'q. Jannatga kira olmaydi. Jannat harom bularga. Durust emas. Bu dayyuslik faqatgina xotinining borib zino qilishligiga bog'liq emas. Xotini ochiq holatda yursa, rozi bo'lsa, dayus bo'laveradi. Yoki singlisi, opasi, onalari boshini ochib ko'chalarda yurgan bo'lsa, shunga rozi bo'lsa, dayus bo'laveradi. Qarshi chiqish kerak bunga. Imom Zahabiy shuning uchun mustahsin dedi. Yaxshi ko'ruvchi degan qaydni ko'p qo'ydi. Nimaga? Chunki insonni boshiga shunday holatlar keladi ba'zan. Masalan, onasi ochiq yuribdi. Tamam, zino qilmaydi. Ochiq yuribdi. Qanchalik nasihat qiladi, da'vat qiladi, qarshi chiqadi shu narsaga. Imkonlar qilib beradi, masalan, hijoblar olib beradi. Qilmaydi uni. Mana bu dayus bo'lmaydi. Shu qo'lidan kelganini qilyapti. Yoki bir odamning opasi bor, singlisi bor va unga kuchi o'tmaydi unga. Kuchi yetmaydi. Gapi o'tmaydi. Unga biroz kuch ko'rsatadi degan bo'lsa, masalan, johil bo'lgan dadasi yoki akalari uni himoya qilib, bunga qarshi chiqadi. Mana bu holatlarda dayus bo'lmaydi ular. Lekin imkoniyati bo'lib turib, yoki imkoniyati bo'lmasa hamda nima qilamiz endi rozi bo'lsa, shunga xursand bo'lib yursa, dayus bo'ladi. Qo'lingizdan kelmaganda shulardan doim nafrat qilib, shu holatidan norozi bo'lganligingizni sor qilishingiz kerak doim. Masalan, agar sizki, meni qarindoshim bo'lsa, bu onam bo'lsa, opam, singlim bo'lsa, xotinning masalasi osonroq edi. Darrov taloq qilasiz, o'lishi masalasi. Taloq qilishlik kerak-da. Lekin bularda u hayda olmaysiz-ku, ba'zi siz qarindoshingiz. Ularni diniy holatda ko'rganingizda nihoyatda tabassum qilib, shirin gapirib, targ'ib berishingiz kerak. Masalan, namoz o'qiganligini, Qur'on o'qiganligini ko'rsangiz,
bazen adaşı kurum olur olacağını görürsünüz. Şimdi de bu mahtad maşallah. Acil bir nurani bu kapsız egen. Nihayet de açılıpsız, yaraşıpsız egen. Şimdi şirin geplerini getirin. Başka açığı yürüyen halatı da narazılığınızı zihar kırın. Raculatun nise. Cennetki kirmeydigen üçüncü tayısanın ahargisi hatınlarının içinden uzlarını erkekle okşatkenler. Demek ki uzlarını erkeklerle okşatken hatınlar cennetke kirelmez egen. Cennet bularga haram buluyordu, cehennem vacib buluyordu. Erkekke uzun okşatken hatınlar kimler? Birinciden kılıkları da uzun erkeklerle okşatkenler. Erkekler de işini kılıçdaki hareket kıyanlar. Mesela padişah buluşu hareket kısa. Çünkü padişahlık, imamlık, bu meseleler erkeklerle okşatkenler. İkinci, gepleri de kılıkları da erkeklerle okşaması olardı bazı hatınlar. Bunlara malum buladı, cennete girmiyordu. Üçüncüsü, bana indi adamlar dişine meşgul buluyordu, libaslarda. Erkeklerde libasını kiyordu. Erkeklerde libasını kiyen hatınlar cennete girmiyordu. Erkeklerde libasını kiyişlik, hani kiyinge hadislerde yemkilerde mutlak, eğer bir üzül bulmasa. Etelik ki başka hiç kendi libası yok. Fakat şu erkeklerde libası var halas. Bundan yavratını tuşluğu için kiyordu, günah gelmez, rahatın çelik. Peki bir kesel buktuyken, şu kesellik de kazakırlı etti ki, erkeklerde libasını kiyisin, yani rahatın çelik ki. Bana böyle üzüllü haletler müstesna buladı. Üzüllü haletler de caiz buladı, vaxtın çelik. Lekin umumi haletlerde hiç kaçan caiz umid. Kıyamet geçe caizmez. Kıyamet geçe hatınlar erkeklerin libasını kişiliği haram. Köçede kendi haram olsa üydeyen için diye haram. Üydeyen dürüstmez. Ve adamlar ki körüne diyen şekilde kendi haram olsa körüme diyen şekilde için diye haram. Bana bazı bir alimler, bazı bir müftiler, alimler, bazıları kazılar, bazı ahli ilimler hatırları geçindik. Şim kişiliği, ki erkeklerde bazı libaslarını kişiliğe caizdi, fatva bir şey yaptı. Hatırlar kursan bulmasın, bu katta oğlum hekemizi yolu tabiri yaptı. Ha, onlarla cehennemde yolunu tabiri yaptı. Cehennemi ileride köpeğitir yaptı. Başka işte sakınma yaptı o. Ve şunu hanal dişliğinden uzun uzun kafir kıl yaptı. Ötken derslerde kimdi ki o? Kur'an-ı Hadis'te özü getirgenler. Allah şürgen kitabından hüküm bilmeyenler. Ozu kafir buladı. Erkeklerde libasını hatınlarına halal diyen, caiz diyen, bulura diyen müftiler, alimler, kazılar kafir buladı. Onlar da kanunun, onlar da hükmünü, şu şer'i hükümdür durup kabul kıyanlar hem kafir buladı. Çünkü bana şu alimde ozu gen huda akıvagen buladı. İslam şeriatı da Allah Ta'ala bu neselerde hatınlarına haram kıldı. Bu çıkıp etiyordu ki, men halol qidiraman deyapti. Ko'ring, ikkita iloh bo'ldi. Xudo bo'ldi. Shuning uchun yahudiy xristianlarni olim parast deyiladi. Ittahozu ahdarahum va ruhbanahum arbaba min dunillah. Allohni tark qilib o'zlarini, olimlarini va pirlarini xudo qilib olishdi deyapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz alayhissalom Xotam tayyib o'g'liga aytdilar, olimlarni xudo qilib oldilaringiz. Shuning uchun mushriksizlar deganda biz ularni xudo qilib olganimiz yo'q dedilar. Sajda qilmayapsizki ularga. Peki ularga ruku qilmaymiz, ular uchun qurbonlik qilmaymiz. Deganda aytdilar ki, Allah haram qilgan narsani ular halol deganda qabul qildilaringiz. Allah halol qilgan narsani shu olimlaringiz haram deganda qabul qildilaringiz. Shu ibodat dedilar. Shuning uchun hukmni faqat Alloh chiqaradi. Muftiylar, olimlar Allohning va Rasulining hukmini yetkazib qo'yadi xolos odamlarga. Buni o'zgartirishlikka haqqi yo'q. O'z tarafidan bir hukm chiqadimi, xudoning da'vo qilgan bo'ladi. Kofir bo'ladi. Unga ergashganlar ham kofir bo'ladi. Lekin bir odam buni bilmasdan, shuni muftiyni masalan sadoqatli, bu olim xiyonat qilmasa kerak deb ishonib turib qilsa, u kofir emasdi, fosiq bo'ladi. Lekin uzrli sanalmaydi, bu ham jahannamga ketadi. Kofir bo'lmagan holatda jahannamga ketadi. Chunki Alloh yo'lidan emas, mahluqlar yo'lidan ketyapti. Isnaduhu sahihun, mana bu hadisning isnadi sahih deyapti. لكن بعضهم يقول لكن بعض المحدثات ذكي عن أبيه عن عمر مرفوعا بعد سالم ابن عبد الله عمر بن الخطاب تنجي برسه عمر جاء أبار الطرب مرفوع قلش كان بعض مر لكن من أسأل هذا صحيح كان حاضر جي وقيان روايتمزة عمر يوك ابن عمر جمار يد سالم أزنين جداس دن دي يعني عبد الله تن بلد عمر كي مدورتا يه باشك روايت لده عمر كي جنه كان عبد الله بن عمر
dadasidan Umar ibn al-Xattobdan rivoyat qilinadi. Faman kana yazunnu bi ahlihi al-fahishata. Kimiki ahli to'g'risida fohishalikni, uyatsizlikni gumon qilsa deyapti. Yazunnu deyapti. Ya'rifu yoki ya'lamu demayapti. Bilsa demayapti. Yazunnu gumon qilsa deyapti. Chunki mu'min kishi yasholmaydi-da. Mu'min kishi aniq bilgan holatda yasholmaydi, bunisiga chidolmaydi. Nihoyat og'ir narsa. Shu fohishalikni bilsa, uyatsiz, hayosiz narsalarni bilsa. Va yataghafalu, lekin o'zini g'aflatga solsa, bilmayap turganga solsa, li mahabbatihi fiha. Shu ahliga bo'lgan muhabbati uchun yaxshi ko'radi. Ba'zilar xotinini hatto yaxshi ko'radi yoki onasini yaxshi ko'radi yoki boshqa. Hali hozir aytganimizdek, aslida xotin to'g'risida bo'lyapti, ularga ham bog'liq. Yaxshi ko'rganligi uchun shuni xato qilib qo'ymaydi yoki o'rtamizdagi munosabat buzilmasin deb o'zini g'aflatga solyapti, bilmaganga olyapti. Auli anna laha alayhi daynan va huwa ajizun, yoki bu erkak ustida xotin uchun qarz bor va bu qarzni berishdan ojiz, shuning uchun indolmayapti. Aws sudaquha saqilun, yoki xotinning mahri og'ir, xotinni katta mahr berishlik kerak, berolmayapti. Avlahu atfalun sigarun, yoki buni yosh bolalari bor. Tarfa'uhu ila al-qadi va tatlubuhu bi farzihim. Agar ajrashaman desa, xotin buni qoziga olib boradi-da, nafaqasini talab qiladi. Ko'proq nafaqa oladi. Fa huwa duna ma yu'addisu 'alayha. Bu odamning gunohi xotinini shu boshqalar bilan qo'shgandan ko'ra pastroq deyapti. Bu yerdan kelib chiqmaydiki, ha, bo'lavorar ekan degani emas bu. Ha, bunisi joiz ekan degani emas. Xotinini boshqaga qo'shgandan ko'ra pastroq deyapti. Ba'zida bosh ko'chadan olib kelib uyiga qo'yadigan ba'zida. Va ko'payapti Qur'on hadisda uzoqlashganligi uchun shunday insonlar ko'payapti. Ba'zida xotini bilan keladi, almashtirishadi. Bu kecha almashtiramiz deydi. Sen meniki bilan, men seniki bilan deydi. Yangi modellar chiqdi. Wala khayra fi man la ghayrata lahu. G'ayrati bo'lmagan odamda hech qanday xayr yo'q deyapti. Yaxshiligi yo'q bu odamda deyapti. Bu odam boshidan oyog'igacha yomonlikka botgan. G'ayrati bo'lmagan odamda iymon bo'lmaydi. Iymoni bor odamda g'ayrat bo'ladi, qizg'anish bo'ladi. Hech qanday yaxshilik yo'q. Shuning uchun kofirlar ayollarda ochiqlikka harakat qilyapti. Ayollar ochilgan sari g'ayrat kamayib ketaveradi. Birinchi yalangbosh yurishiga o'rganasiz. Keyin qo'llarini ochishiga rozi bo'lasiz, keyin oyoqlarini ochishiga, keyin mini yubka kiyadi, unga ham rozi bo'lasiz, keyin hamma yo'g'i ko'rinadi, keyin boshqa erkaklar bilan yurishiga ham rozi bo'lasiz, keyin zino qilishiga ham rozi bo'lasiz. Shundan qarabsizki, kofir bo'lib qolasiz. Kofirlar shuni asta-astalik bilan bizni tarbiya qilyapti. Biz o'zlariga o'xshagan to'ng'iz bo'lishligimiz uchun sekin-sekin tarbiya qilyapti bizni. Endi olimlarimiz uyg'onib bo'lishlik kerak, boshqalar uyg'otishlik kerakki, shu boshidan mahkam turish kerak. Hijob. Hijobga mahkam turish kerak. Ayollar avvalo ko'chaga chiqmasin, ko'chaga chiqsa ham nihoyatda o'rangan, yopingan holatda bo'lsin.